Nurcan, merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Tabii ki konu, biz hatta burada anket açtık program sırasında, yayın sırasında. Anketin sonuçlarını önce sana ileteyim. Yani devam ediyor şu anda anket. Yıldız Tilbe'yi haklı bulanlar, haksız bulanlar diye. Yıldız Tilbe... Haklı olan birileri olabilir mi? Maalesef %47. %53. Şey, versinler, zehirli et atın cümlesini haklı mı buluyorlar? Evet. Ama bak şimdi gene yanlış öyle değil. Biraz daha toplancı bakalım. Aslında bir biz bu olayda şöyle sorduk. Onu öyle dersen. Biz şöyle sorduk sevgili Ömür. Dedik ki Yıldız Tilbe tepkiler var. Bir de Yıldız Tilbe'nin iddiaları var. Yıldız Tilbe'yi haklı mı buluyorsunuz, haksız mı buluyorsunuz dedik. Şöyle şuraya bağlayalım. Bir şey soruyor. Hani şöyle bağlayalım Ömür Hanım'a. Şimdi bence bu hani %47'yi hak verenler aslında bir sokakta başıboş hayvanlar sorunsalının da var olduğu gerçeği üzerinden de değerlendirmiş olabilirler diye de bir not düşelim bence. Evet, duydun değil mi Ömürcüğüm? Çok duyamadım ama şunu söyleyeyim özetle. Şu anda kanuna aykırı bir şey konuşuyoruz zaten. Çünkü yani mevcut kanunda şu anda sokak köpeklerinin bulundukları bölgelerde yaşama hakları var. Bu hakları var. Yani bunları oradan alın, bölünaklara tıkın, gebertin ve zehirli et atın kısmını zaten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşam haklarını ellerinden almaktan bahsediyoruz. Şey bakın ben hiçbir zaman köpekler insanlara saldırsın, kedilere saldırsın, diğer canlılara saldırgan olanlar bırakalım, istediklerini yapsınlar. Ömür bunu söylemiyorum. Ömür Hanım'ın adını söylemeyelim. Bunu söylemiyor zaten. Bizler de bu sorunun farkındayız ama bu sorunun merkezinde özetle kısırlaştırma yapması gereken belediyelerin hiçbirinin görevlerini yapmamış olması, hayvanları toplu halde aç bırakmaları, sayıların, nüfuslarını giderek artırması, biri o bölgeden alıyor, diğer bölgeye bırakıyor, biri alıyor oradan oraya bırakıyor. Hayvanları gerçekten delirttik ve kısırlaştırma yapmayarak popülasyon arttı. Şimdi bizim bu yaptığımız nedenlerle gerçekleşen çok üzücü, gerçekten ben de çok üzülüyorum. Yani insan olan bu kadar haklar için, hayvan hakları, kadın hakları için çalışan birinin buna üzülmemesine imkan var mı? Yani ben sadece kendim için söylemiyorum, bunu herkes için söylüyorum, bütün arkadaşlarım için söylüyorum. Bizler de çok üzülüyoruz ama çözümü gebersinler, toplu katliam yapalım, zehirli et atalım, ok atalım, öldürelim, vuralım. Bu olamaz, bu insani bir çözüm olamaz, zaten bir suç bence. Aynen, bunu söylemek, doğru. Kim söylüyorsa bunu. Özetle bunu söylemek istiyorum. Ömürcüğüm merhaba, ben Seyhan Soylu. Ha merhabalar, merhabalar. Ömürcüğüm şimdi son almış olduğumuz istihbarata göre İstanbul'daki iki tane de belediyenin olduğu düşünülen ve Anadolu'da da birkaç belediyenin yurt dışında Çin'e, Guangzhou'ya yani Guangzhou şehrine sokaktaki hayvanları toplayıp insanlar bulamıyorlar. Yani mezarlarını da bulamıyorlar ve hayvanlar yok oluyor orada. Ne olduğu da meçhul. Ve hayvanlar toplanıp satıldığı iddia ediliyor. Bana böyle bir ihbarlar geliyor. Sen de hayvanseverlerle ilgili sembol insanlardan biri oldun hayvan hakları ile ilgili. Onun için bu böyle bir duyum sana da geliyor mu? Kulağına yok, geliyor mu? Yok, ilk defa, şu an için ilk defa duydum ama bununla ilgili yıllar önce beni maalesef çok fena trollemişlerdi. Seyhan. Bir gemiden bahsettiler. Bu gemiye bütün köpeklerin doldurulduğu ve işte Çin'e yollandı. Biz o gemiyi işte GPS'lerle bilmem nelerle uydudan gittiği yeri bulmaya çalıştık. Bilmem ne bütün ayağa kalktık ve doğru olmadığı çıktı. Sonradan bayağı böyle bunun dalgasını geçtiler. Maalesef böyle korkunç insanlar var. Umarım yine o korkunç insanların dediği bir şey. İnşallah onların gerçekten söylediğidir ama başka bir iddia daha var Ömür Gedik. Yine başka birisi aynı bu bağlamda bir şey söylüyor. Bir iddiası var. Diyor ki İstanbul'daki bir Çin restoranı bu hayvanlarla ilgili toplama yapıp ve bunu kullanıyorlar. Köpek etini satıyorlar deniyor. Yani hangi Çin restoranı ise soralım, isim veriyorlar. İşte bununla ilgili sana da bir ihbar geliyor mu, duyum geliyor yok, mu, yoksa bizi de trollüyorlar mı? Onunla ben ilgili. Ben çok kötü trollenmiştim söyleyeyim. Bayağı bir gemiyi de takip ettirdik çünkü.
Yani umarım yine trollcü. Ömürcüğüm, bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Biraz önce dedin ki sen bu yasaları da iyi bildiğin için sana özellikle soruyorum. Yıldız Tilbe'nin yaptığı suç dedin. Yıldız Tilbe'nin değil, bunu toplayalım diyenlerin. Hani tamam. Yani Yıldız Tilbe söylüyor, gebersinler diye. Yıldız Tilbe'nin de hayvanatlarına göre nasıl insanları halkı bak Ömürcüğüm bir şey soracağım. Sorumun cevabı yok. Bir saniye, bir dakika. Arkadaşlar sorumu Hakan'cığım bir saniye. Ben şu böyle bir suçu diyelim ki ben söyledim. Yıldız Tilbe söylemedi canım. Ben dedim ki köpekler gebersin dedim. Yahu tabii ki suç zaten bir sürü dernek. Ömürcüğüm bekler misin? Dinler misin? Bunun yasaya göre bulundu. Nurcan zaten şu anda bir sürü yerde suç duyurusunda bulundu. Ömürcüğüm bu sorun bu değil ama. Peki dinliyorum. Bunun cezası nedir? Çünkü senin bildiğin yasaya göre bunun cezasını göreceğiz. Şu anda suç duyurusunda bulunuldu. Hani Türkiye'de neye ne ceza veriliyor, ne oluyor? Tabii ki çok avukatların bileceği iş. Ben avukat olmadığım için buradan ahkam kesmek istemiyorum. Keşke avukatımızla bağlansaydı. O daha doğrusunu söylerdi. İstanbul Barosu'da şu anda bildiğim kadarıyla İstanbul Barosu'da suç duyurusunda bulundu. Evet, doğru mudur? Evet. Tabii ki doğru. Tabii ki doğru. Peki siz yani açık olarak böyle bir suç duyurusunda bulunuyor musunuz? Avukatınız evet. Yıltay galiba değil mi? Evet. Yıltay Güntay benim de arkadaşım olur kendisi. O da herhalde suç duyurusunda bulunmuştur haçık olarak değil mi? Yönetim kurulumuzda iki tane avukatımız var. Tabii ki onlar hemen devreye gittiler ve gönüllü bir avukat ordumuz var. Gerçekten çok kalabalık. Anladım. Onlar da bulundular ama ne çıkacak bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum. Anladım. Peki şunu söylemek istiyorum. Yıldız Tilbe'nin nasıl insanlarla ilgili mesela hani birini alenen tahrik edilir ya. Ve toplumu linç haline getirmesi için o kişiyi bir figür olarak kullanırlar. Vurun abalıya hikaye yapılır. Bu da alenen tahrik etmektir toplumu. Hayvanlarda da böyle bir yasa var mı? Bu yasada yani hayvanları katliama yani katliam gibi sanki gebersin, öldürülsün vesaire bu sözler aslında suç değil mi yeni yasaya göre? Yani şimdi tabii ki yani bu ne için söylenirse söylensin bence bir orman için bile katledilsin yıkalım dendiğinde bu her şey için bence suç bu. Ama bunun şeydeki hukuktaki finaldeki cezasının ne olduğunu ben bilmiyorum. Yıldız Tilbe'nin özür dediğini de biliyorum. Özür dilemek kafi mi? Yani şöyle söyleyeyim bakın hayvanlardan mı diliyor insanlardan mı diliyor o çok önemli. Ya onu da söyledim yarınki yazımda zaten çıkacak Hürriyet'te. Bizden özür dileme Yıldız dedim. Hayvanlardan özür dile çünkü finalde zarar gören ağzından köpükler çıkarak öldürülecek bir sürü insan aportta bekliyor çünkü birileri bir şey desin de siyasiler. Bir de sevgili Ömür Gedik zaten biliyorsun Yıldız Tilbe daha önce de Arnavutköy'de bir kaza yapmıştı. Hemen Kahya'yı direksiyona oturtmuşlardı. Yani öldürme konusunda profesyonel olan bir hatun olduğu kanaatindeyim ben de. Bunlara ben hiç kimseyi bilmiyordum ama şunu söyleyeyim. Ben Yıldız Tilbe'den bu özrün üzerine şunu bekliyorum. Gerçekten hayatının bundan sonraki bölümünde biraz daha bu hayvanlarla empati kurup sokak hayvanları için bizim yanımızda projelerde yer almasını bekliyorum. Bunu gerçekten görüyorum. O zaman anca affı olur değil mi? Evet, o zaman bir affı olur. Çünkü herkes hata yapabilir, herkes yanlış, o andaki öfkesiyle, o andaki ruh haliyle bir şey söylemiştir, canlı iyidir, bir şeydir. Sonradan ama özür dilediyse ve bu özründe gerçekten samimiyse ben onu bizlerle birlikte bu hayvanlar için zaten zor şartlarda yaşam savaşı veren ve yaşam hakları tabii ki olan bu hayvanlar için bir şey yapmaya davet ediyorum. Bunu zaten yazdım. Umarım yapacaktır. Çünkü ben hayvanları sevdiğini biliyorum Yıldız'ın. Yani pet shoplardan hayvan alıp orada kafeslerin arkasında cam şeylerde durmasın diye onları satın alıp bedavadan sahiplendirdiğini, onlar için bir şeyler yaptığını da duydum. Gözümde görmedim. Ama duydum ne kadar. Sevgili Ömürcüğüm, Nihat Doğan sana bir soru sormak istiyor. Nihat'cığım gel istersen. Telefondan konuşuyoruz da o yüzden Nihat da yanıma geldi şu anda. Ömür Hanım selamlar. Merhaba Nihat. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Ya öncelikle tabii sizin bu hayvan hakları noktasında göstermiş olduğunuz cansiperane tavrınız, duruşunuzdan dolayı size insani olarak teşekkür ediyorum.
Yani çünkü hayvanlara sahip çıkmak, onlar Allah'ın sessiz kulları. Çok derece insani yani. Buluyorum. Benim için de çok kıymetli. Özellikle karda kışta evimizde oturduğumuz zamanlar sizler o hayvanlar için kar kış demeden erzaklarını alıp, yiyeceklerini alıp onlara götürüp dağıtıyorsunuz. O açıdan da takdire şayan buluyorum sizi. O yüzden sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ederim. Empatiden bahsettiniz. Çok doğru. Yıldız Tilbe'nin atmış olduğu vahim maalesef talihsiz tweetlerle alakalı söylemiş olduğunuz her sözün, her cümlenin, her noktanın, her virgülün altına katıldığımı kalın bir çizgiyle çizmekle birlikte de empati derken empati yapması gerektiğine inanıyorum dediniz. Ben de şöyle şimdi toplum üzerinde gelen mesajlara bakıyorum. Sosyal medyayı da takip ediyorum. Fakat biz de şöyle bir empati yapabilir miyiz? Şimdi sokak köpeklerinin kovalayıp onlardan kaçarken araba çarpmış ölmüş bir kızın annesinin babasının yerine kendimizi koyalım. Veya işte daha yakın zamanda bundan 1-2 hafta önce yine küçücük bir çocuğu pitbull tarafından ağır yaralanmış parçalanmış o çocuğun annesi babası yerine kendimizi koyalım. Yani şu iki sorunu birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki hayvanlara sonuna kadar şiddete sonuna kadar karşıyız. Tepkiliyiz. Cansiperane canımız pahasına bir direnç göstereceğiz. Fakat bu Türkiye'de de Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da hiç sokak köpeği göremiyoruz. Fakat Türkiye'de de bir sokak başıboş sokak köpekleri sorunsalı var. Bu yani bu artık toplumsal bir gerçek, toplumun bir gerçeği ve bu sokak köpeklerinin bu sorunsalın çözülmesi noktasında da tavır sergileyen yetkililer çözülmemesi noktasında da bir direnç hattı oluşturan kesim var. Siz neredesiniz? Yani siz sokak hayvanları, başıboş sokak hayvanları, insanlara tehlike saçan sokak hayvanları sorunu var. Evet, bunu kabul ediyor musunuz? İki, kabul edilmesi noktasında da nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiğini sizden duymak istiyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Nurcan abiye veriyorum. Sorun 15 dakika gibi. Ben şunu özetle söyleyeyim. Kadınlara kötü davranan, kadınlara tecavüz eden, yeri geldiğinde işte benimle evlenmedi, nişanlanmadı vesaire diye saçma sapan nedenlerle kadınları öldüren erkekler var. Değil mi? Doğru. Şimdi bu erkekleri bir kenara koyuyoruz, empati yapıyoruz kadınlarla, kadınların aileleriyle, kadınlarla. Empati yaptığımızda şunu mu dememiz gerekiyor? Bütün erkekleri öldürelim. Peki yani şimdi bu çözümü ne? Yani tamam, tabii ki hiç kimseyi öldürmesin. Yani katiller bir şekilde cezasını buluyor. Köpekler nasıl bulacak cezasını? Eden, kadınları öldüren erkekleri cezalandırmak, rehabilite etmek edilebilenleri tabii ki. Tabii, köpeği nasıl rehabilite edeceğiz? Burada insan akıllı bir varlık. Bir şeyleri bilerek yapıyor. Bu hayvanları buraya, bu konumlara, bu durumlara iten yine bizleriz. Ben yine suçu bizlerde arıyorum. Yapmamız gereken saldırgan olanları rehabilite etmek, barınakları almak, onların onları öldürmek, gebertmek veyahut da işkence yapmak değil. Yani bu kadar çözüm basit hayvanları, birçokta sosyalleşmiş masum hayvan var sokaklarımızda. Yani kusura bakmayın, ben bu konuda Avrupalı olmak istemiyorum. Avrupa'da sokaktaki hayvanları toplayıp 3 hafta, 5 hafta sahiplendirilmediği zaman uyutan bir zihniyet var. Bu çok zalimce geliyor bana. Kimse hiçbir canlını yaşam hakkını elinden alamayız. Yani bu konuda Avrupa'da... İşte abi benim dediğim direnç hatlarında bir tanesi Ömür Hanım yani. Evet, o zaman bu yani. Çözülmesi. Peki siz bunu açık olarak ne yapıyorsunuz mesela bu tür işte saldırgan hayvanlar? Öyle de yapıyoruz. Çünkü şu sıralar şu da çok oluyor maalesef ki. Aa, saldırıyor, alın bunu. Rapor istiyoruz. Isırma raporu varsa bir hastaneden ısırılma veyahut da saldırmanın Avrupa'da o andaki görüntüsü vesaire bunlar varsa o köpeklerin tabii ki sokaklardan alınıp rehabilite edilmesi konusunda biz de çalışmalar yapıyoruz. Bunlara da katılıyoruz. Ama çok da iftira atılan masum hayvan oluyor. Anladım. Öldürülen, boynuna kanca getirilip sürüklenerek küçücük bir kafese götürülen ve orada da meçhul. Yani videolarını seyrediyoruz. Arabanın arkasına bağlıyorlar falan yani. Gerçekten sıkıntılı günler, yani sıkıntılı burada, şeyler yaşadık. Ayırt etmek lazım. Dediğim gibi bu işin çözümü düzenli kısırlaştırma. Bakın bu hayvanların sokaktaki yaşam süresi ne kadar biliyor musunuz? En fazla 3 yıl, 4 yıl. Evet. Yani böyle bir sürede bu sokak hayvanları sorunu dediğiniz o sorunun çözülmemesine imkan ihtimali yok. Düzenli kısırlaştırma belediyeler yapmıyor. Yani bütçeleri var. Bakın kaldırım taşlarını tekrardan söküyorlar, yapıyorlar, ihaleler, o paralar, bizim vergilerimiz bir sürü yere gidiyor. Bu hayvanlar için kullanılmıyor.
Haklısın. Peki Ömür... Yaşam savaşında bu mücadelede biz elimizden gel, ben nefesim son nefesime kadar bu mücadeleyi vereceğim. Şu da olabilse keşke. Yani hayvanlar sokaklardan, gönüllüler, dernekler tarafından yaşam alanlarına, biz bir tane yaşam çiftliği kuruyoruz dernek olarak, şimdi açık olarak Beykoz'da. Yani bütçemizin yettiği kadar bir şey yapıyoruz. Mesela orada... Yani kendiniz mi finanse ediyorsunuz yoksa belediye tarafından destek mi alıyorsunuz? Yok yok, nerede? Keşke olsa. Olmadı öyle bir şey. Yaptık başvurularımızı ama yapamadık. Olmadı yani. Kendimiz finanse ediyoruz. Yani mesela Arnavutköy Belediyesi bu konuda yer tahsis etmekle ilgili belediye başkanının bir açıklaması vardı. Hayvansevenler bize başvurursa biz yer tahsis edebiliriz gibi. Bunu bilmiyordum. Çok iyi oldu söylediğin. Hemen değerlendiririz. Çünkü içine de yani sürdürülebilir olması için de ciddi anlamda bir maddi destek gerekiyor. Biz bunu kendi içimizde halledeceğiz. Orayı olabildiğince insanların ailelerin çocuklarıyla gelebileceği ve hafta sonları oradan hayvan sahiplenerek, pet shoplardan değil, belki bir sokak hayvanını sahiplenerek evine gideceği. Çünkü böyle bir ayrım yok. İşte cins hayvan, sokak hayvanı. İnanın bakın, ben evimde bir tane bir cins kırma geldi. O da onun dışında tamamen sokak kedileriyle yaşıyorum. Ve inanın yani o cins kedi bakanlar diyorlar ya senin kediler ne kadar tatlı. Dedim alın sokaktan gidip $1,000 $3,000 Ya seni zaten yani, takip edenler bunların hepsini görüyorlar. Kaç tane kedin, kaç tane köpeğin var. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Sokak kedileri, sokak köpekleri çok tatlı. İnanın çok tatlı. Yani bu ülkede bu kadar sokak hayvanı varken hala cins hayvan almasın kimse. Artık şu kirli ticareti bir durdurmamız lazım. Şunları bir toparlayalım. Şunların yüzünü güldürelim. Sonrasında gitsinler, para vermek istiyorlarsa. Yani bir canın parayla satılması da beni çok üzüyor gerçekten. Haklısın Ömürcüğüm. Çok teşekkür ediyoruz. Bağlandığım için zamanımız daralıyor çünkü. Evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Hayvanlara ayırdığım mesai. Sevgi içinde bütün hayvanlara, hayvansevenler adına teşekkür ederim sana. Öpüyoruz seni, sevgiler Ömürcüğüm. Sağ ol. Sağ ol canım. Sağ ol. Evet.